Dilan. Zeliha. Zeliha'sın sen. Reşo Ağa'nın kızı. Korkma, sana zarar vermem. Seninle konuşmaya geldim. Ne istiyorsun? Yardımına ihtiyacım var. Ben bir şey bilmiyorum. Daha bir şey sormadım ki. Gel, korkma benden. Otur şöyle. Biraz konuşalım. Otur. Rama ölmeden önce sana bir şey bıraktı mı? Nasıl bir şey? Herhangi bir şey. Mesela bir mektup. Yok, hayır, bırakmadım. Hayır demek için fazla düşündüm. Bir şeyler sakladığını biliyorum. Ya güzellikle anlaşırız ya da seni üzerim. Beni anladın mı? Mektup falan görmedim ama... Ama ne? Bir gün Rama ile bir arkadaşının avcı kulübesinde buluştuk. Başlığını ortadan güne kapatacağım artık. Bilirsen. Nereden buldun başlık parasını? Babana olacak o açgözü bile sormuyor. Sen niye söylesin ki? Korkuyorum. Korkma korkma, az kaldı. Onca parayı kim verir? Parası ulan. Ayağıma kadar getirecekler tıpış tıpış. Buyurun Rama Ağa diyecekler, estağfurullah estağfurullah diyeceğim. Sana bir fenalık yapmasınlar Rama. Yapamazlar. Öyle bir koz var ki elimde. Bu bendeyken kimse kılıma bile dokunamaz. Nedir o? Kutu. Ama bak sihirli. Böyle üfülüysen üfülüysen içinden cin çıkıyor. Senin başlık paran var burada. Benim de hayat sigortam. Avcılar bekle burada. Birileri geliyor. Görünmeden sen git hadi. Dikkat et Ramo. Ya tamam tamam tamam. Hadi hadi sabret, az kaldı. Hadi. Ramo koşarak kulübeye girdi. Yakınlarda birkaç el daha silah atıldı. Kulübede ne kadar kaldı bilmiyorum. Çok değil ama birkaç dakika. Sonra çıkıp geldi. Geldiğinde elinde kutu yoktu. Yeniden tüfekler atıldı. Bir daha görmedim Ramo'yu. Son görüşüm oldu. O kutuyu kulübeye bıraktığına emin misin? Eminim. Ama nereye koyduğunu görmedim. Peki. Al bakalım. Hadi al. Al. Bunları başkasına anlattığını duyarsam külahları fena değişiriz. Şimdi bana o avcı kulübesi... Efer beni...